Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Eylül haftasına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'nda yine yoğun bir haftaya birlikte hazırlanacağız. Geçtiğimiz haftayı atlattık. Tarım dışı istihdam verisi bas senaryoya göre beklentinin altında geldi ve böyle bir olasılıkta borsalara satış gelebileceğini aktarmıştık strateji tablosunda. Yine bugün çok önemli bir şekilde hem enflasyon verisini konuşacağız, hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var, hem de tabii elimizde ne var? Geçtiğimiz hafta 2023'ün en kötü haftasını geçiren Amerikan borsaları var. Buradan döner mi? Fed ne yapar? Birçok soru var efendim. Hepsini tartışacağız. Çok değerli konuklarımız olacak. Birazdan her pazartesi olduğu gibi tatilden döndü sevgili Sami Altınkaya. Tekne tatilinden 2 haftalık stüdyomuzda olacak birazdan. Sonrasında Furkan Duranoğlu, MT Portföy Araştırma Müdürü bizlerle birlikte olacak. New York'tan Burç Okan Okumuş, Ankara'dan da sevgili Gökçen Tuncer bizlerle olacağını belirtelim efendim. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. 1,5 saat boyunca çok yoğun bir gün. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B'den BB-'ye yükseltirken not görünümü ise durağan olarak belirledi. Azalan dolarizasyon ve döviz talebi, sermaye girişleri gibi etkilerle rezervlerin 149 milyar dolara, net rezervlerinde 41 milyar dolara yükseldiğini ifade eden raporda rezerv kompozisyonunun güçlendiği belirtiliyor. Pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün de dış tamponlardaki iyileşmeyi destek. Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 2025-2027 orta vadeli programa ilişkin açıklamada bulundu ve açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 orta vadeli programın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi ve programa olan desteklerinin tam olduğu mesajı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmesiyle ilgili makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programı sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz ifadesini kullandı ve ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız diyor Bakan Şimşek. Geçelim geçtiğimiz haftanın Cuma gününe. Amerika'da açıklanan istihdam verisi duyuruldu. Açıklanan istihdam raporu iş gücü piyasasındaki soğumanın devam ettiğini ortaya koydu ve ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos ayında 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %4,3'ten 4,2'ye geriledi. Amerika Merkez Bankası Fed'in dikkatli izlemiş olduğu ortalama saatlik kazançla %0,4'te beklentilere paralel bir şekilde yükseldi. Para piyasasında fiyatlamalarda bankanın Eylül'de 50 bas puan faiz indirme gitme olasılığı %55'e çıkarken 25 bas puan faiz indirim olasılığı da %45 oranına geriye çekilmiş oldu. Dolar endeksi 0,6 puan azaldı. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri 5 bas puan azalışla 3,66 puana kadar geri çekildi. Endekslerde de görüntü geçtiğimiz hafta kırmızıydı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski 50. Uluslararası Ambrosetti Forumu'nda yaptığı açıklamada Ukrayna'nın ortaklarının sahip olduğu silahların yaklaşık 200 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti. Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin batılı ülkeler tarafından Kiev'e aktarılan uzun menzilli silahlarla Kremlin'i vuramamasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.
Fransa genelinde cumartesi günü sokaklara dökülen binlerce protestocu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni başbakan olarak muhafazakar Michel Barnier'i atamasını protesto etti. Protestocular Macron'un Temmuz ayında yapılan ve 3 grup sol koalisyon, merkezciler ve aşırı sağcılar olarak ulusal mecliste derin bir bölünmeye yol açan parlamento seçimlerinin ardından Barnier'i atamasına meydan okuma niteliği taşıyor. Başta boyun eğmeyen Fransa Partisi olmak üzere sol koalisyon Barnier'in muhafazakar geçmişini, seçmen iradesini reddetmek olarak görüyor ve binlerce protestocu hafta sonu Macron'u bu atamasından dolayı protesto etti. ...2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor. 3 aylık yaz tatilinin ardından 20 milyondan fazla öğrenci yeniden ders başı yapacak. 2 ay boyunca eğitime devam eden öğrenciler için birinci dönem ara tatili 11 Kasım'da başlıyor. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak. Birinci dönemse 15 Kasım pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Mayıs, Temmuz ve Ağustos ayından sonra çaya bir kez daha zam geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çaykur bugünden itibaren geçerli olmak üzere perakende satışlarda %18 zam yapıldığını duyurdu. Buna göre 1 kilogram tiryaki çayının tavsiye edilen satış fiyatı 262 liraya yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye tarihi bir başarı elde etti. Türkiye Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalya alarak rekorla tamamladı. Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı. Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla tamamlarken genel sıralamada 23. sırada yer aldı. Devam ediyoruz. Yoğun bir hafta aslında. Eylül ayının çok çok yoğun olacağını aktarmıştık. Bir taraftan istihdam dataları, bir taraftan merkez bankalarının faiz kararları üzerine bu haftada ABD tarafından Fed'in özellikle faiz kararını vermeden önce belki de en önemli data enflasyon verisini okuyacağız efendim. Anlaşılan o ki piyasalarda artık enflasyondan ziyade piyasalar Amerika ekonomisinin hem küçülmesini hem de resesyonunu negatif fiyatlıyor ki geçtiğimiz haftada Borsa İstanbul haftalık bazda %0.63 puanlık bir değer kaybı yaşamış oldu. Oysa ki biz daha çok Fitch'e odaklanmıştık, Fitch'in vereceği not artırımına odaklanmıştık ve özellikle küresel taraftan gelecek olan pozitif bir hikayenin de Eylül ayı itibariyle Borsa İstanbul tarafında olumlu bir gidişata sebebiyet verebileceğini düşünmüştük. Nitekim bu senaryolar devam ediyor. Birazdan bunları konuşacağız. Ancak yine de tabii ki Amerika tarafındaki tarım dışı istihdam datasının kötü gelmesi hem Asya'da hem Avrupa'da hem de birçok borsada aslında negatif bir fiyatlamaya sebebiyet verdi. Borsa İstanbul haftayı %0.63 oranında değer kaybıyla yaşamış oldu. 10.159.21 puanı gördükten sonra
haftayı kapanışta göre %0.63 puan kadar düşürürken kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise %0.29 puanlık azalışta 2749 liradan Cumhuriyet altın satış fiyatı da bakıldığı zaman %2 kadar düştü. 18.343 liraya indi efendim. Geçtiğimiz hafta tabii Amerikan doları %0.26 puan değer kaybetti. 33.97 liraya kadar düştü. Yatırım fonları haftayı %0.44, emeklilik fonları ise %0.50 puan kadar artışla tamamlamış oldu. Bakan Şimşek ise 3 tane derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz dedi. Bildiğiniz gibi Fitch Türkiye'nin notunu B-'ye yükseltti ve Bakan Şimşek de bu sene en azından Türkiye'nin bu 3 tane kurumdan S&P'den, Moody's'ten, Fitch'ten not artırımı alan tek ülke olduğumuzu söyledi. Ancak hala yatırım yapılabilir seviyenin altındayız. Birazdan tablolarla birlikte onları da tartışacağız. Bakan Bolat'sa makroekonomik iyileşmeler uluslararası arenada kabul görüyor diyor ve özellikle Fitch'in not artırımının ardından yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada yani kredi kuruluşları nezdinde olsun, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlarda olsun bu takdiri aldığını söylüyor Bakan Bolat. Altın ithalatı ise aylık bazda arttı. Gümüş ithalatı ise yılın en yüksek seviyesine çıktı efendim. Borsa İstanbul'un kıymetli madenler piyasası üzerine altın ithalatı Ağustos ayında bir önceki ay görmüş olduğu 15 ayın en düşük seviyesinden yukarı geldi. Gümüş tarafındaysa yılın en yüksek seviyesine çıktı efendim. Paylaşalım. Bakan Bayraktar'dan da bir açıklama var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin gelecek yıl ilk reaktörünün 2028'e kadar diğer reaktörlerin de devreye alınmasını hedeflediklerini belirtiyor efendim. Yapmış olduğu açıklamada diyelim. Hemen Fitch'e gidelim. Not artırımı geldi. Ancak yatırım yapılabilir seviyenin hala altındayız. Nedir bu yatırım yapılabilir seviye? Tabii burada özellikle yüksek ve çok yüksek olmak üzere puanlar ayrışıyor ve baktığımız zaman Moody's, S&P ve Fitch tarafından efendim burada notlar var ve bu notlarda tabii ki yatırım yapılabilir ve yatırım yapılamaz seviye olarak belirtiliyor. Şu grubu aslında yatırım yapılabilir seviye olarak adlandırabiliriz ve onun altındaki grupsa spekülatif ve batık olarak adlandırılıyor. Biz şu anda bakıldığı zaman aslında Fitch'ten almış olduğumuz B eksilik notla birlikte efendim spekülatif kısımda olduğumuzu belirtelim. Burada da ekranda da görüyorsunuz 2B eksiye gelmiş olduk. Yani Türkiye'nin Fitch nezdinde yatırım yapılabilir notu olması için 2B, 2B pozitif gibi iki tane daha kademe notu arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla Moody's ve S&P tarafında da yine bu şekilde bu barometreyi kırmamız lazım. Yani aslında işin çoğu gitti, azı kaldı. Birazcık daha burada kemerleri hem sıkmamız gerekiyor hem de önleyici tedbirlerden asla taviz vermemek gerekiyor. Burada tabii Merkez Bankası'nın ne zaman gevşeyeceği, ne zaman faiz indireceği, enflasyonla mücadele ne zaman tamamlanacağı, bunlar da yolun gidişatını oldukça önemli kısımlar oldu efendim. Paylaşalım. Hemen buradan bir başka tablomuza geçelim. Net bir şekilde herhalde anlaşılıyor. Burada ülkelerin tabii gelirine göre işte yapmış olduğu yapısal reformlara göre değişiyor. Peki biz Fitch'in not artışı Türkiye aynı kategoriye gelmiş oldu. Ülkeler ne? Hani hak ediyoruz, hak etmiyoruz, bu başka bir tartışma konusu. Ancak finansal datalar ve yol haritasına baktığımız zaman Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Seyşeller, Ermenistan, Filiş sahilleri, Ürdün, Türkmenistan, Özbekistan, Namibya ve Kosova ile hala aynı durumdayız. Dolayısıyla da Türkiye'nin potansiyelini asla yansıtmayan G20 ülkeleri içerisinde belki büyüklük olarak, ekonomik canlılık olarak daha iyi durumda olan bir ülkeyiz. Ve bu ülkelerle aynı tabloda olmamamız lazım. Ancak bir yanlış yaptık. Faizi indirerek enflasyon önlemeye çalışırken çok ciddi bir şekilde ekonomik parametreler bozuldu. Ve maalesef böyle bir tablodayız efendim. Hemen bir başka tablomuza da geçelim. Ve Fitch'in bu yıl Türkiye'nin kredi notunu ikinci defa yükseltti ve görünümü pozitiften durağına çevirmiş oldu. Burada özellikle pozitif olarak gelen hamlelerden sonra ekranda da görüyorsunuz Türkiye'nin risk primini bir nabız gibi görebilirsiniz. Burada nabız çok yüksekti çünkü özellikle burada bakıldığı zaman Türkiye'nin belli dönemlerinde örneğin 2007-2008 krize girdiğimizde tarihi bir şekilde ülke risk primimiz düşmüştü. Sonrasında 2010'larda ülke risk primimiz ekranda da görüyorsunuz yaklaşık olarak 400-500 baz puanın üzerine çıkmıştı. En son olarak da zaten bakan
Nebati'nin döneminde faizi indirerek biz enflasyonu önlemeye çalıştık ve burada artık CDS'lerimiz ekranda da görüyorsunuz neredeyse 700 bas puana kadar gelmişti. Türkiye'nin yabancı oranı, borsadaki yabancı takas oranı da %20'lere kadar düşünce burada özellikle ortodoks politikalara döndük ve sonrasında ekranda da görüyorsunuz hem kredi kuruluşlarının not artırımları hem de Türkiye'nin risk priminin yani kasko priminin azaldığına şahit olduk. Bu şu açıdan çok önemli. Siz eğer örnek veriyorum ülke risk primimiz 500 bas puansa borçlanacağınız zaman 500 bas puan yani her 100 bas puan %1'lik bir maliyet anlamına geliyor. Toplamda %5 kadar daha fazla bir sigorta maliyeti ödemeniz gerekiyor risk priminizden dolayı. Dolayısıyla bu tablonun aşağı gelmesi Türkiye'nin çok daha ucuza borçlanması anlamına da gelecek bir başka önemli parametre efendim. Var mıdır başka tablomuz? Başka tablo yok. Hemen yurt dışına bakalım der yönetmenimiz. Hemen yurt dışına geçelim. New York borsası sert düşüşle tamamladı. Tabii burada özellikle kapanışta Dow Jones Endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1.01 oranında değer kaybı yaşadı. S&P %1.73 ve Nasdaq tarafında da yine bakıldığı zaman kayıplar %2.55'e kadar geldi. Burada özellikle hem bilanço dönemindeyiz hem de tabii tarım istihdam verisi resesyon kaygısını artırınca borsalar resesyonu enflasyondan daha fazla sevmiyor. Enflasyonu bir şekilde pozitif fiyatlıyor ancak resesyondan oldukça korkuyor. Dolayısıyla New York borsası geçtiğimiz haftayı sert bir satışla tamamladı. Japonya'nın ise döviz rezervleri 4 ay sonra ilk kez artmış efendim ve 16 milyar 672 milyon dolar kadar yükseldi. Diğer taraftan yatırımcılar Fed'in bu ay alacağı faiz kararını beklerken High Frequency Economics'ten Carl Weinberg yapmış olduğu açıklamada büyük bir faiz indiriminin olası olmadığını paylaşıyor. Diğer taraftan Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz de Fed'in önümüzdeki toplantıda yarım puanlık bir faiz indirim yapması gerektiğini söylüyor ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırma konusunda çok ileri, çok hızlı gitmekle ve enflasyon sorunu daha da kötüleştirmekle suçladı. Birazdan bunları da sevgili Sami Altınkaya ile birlikte tartışırız efendim. Janet Yellen'dan da bir açıklama var. O da diyor ki enflasyon gerçekten inanılmaz oldu. Enflasyondaki düşüşü yumuşak iniş olarak değerlendirdi ve ekonomide kırmızı ışık görmediğini paylaşıyor. Hazine Bakanı Amerika'da Janet Yellen. Avrupa borsaları ise haftayı onlar da sert bir şekilde kapattı ve Stoxx Europe 600 tarafında kayıplar %1'e kadar ulaşırken İngiltere'de 0.73, Fransa'da da kayıplar %1.07 kadar dengelenmeye çalışıldı. ECB tarafından da zayıflayan Euro bölgesindeki ekonomisine faiz oranlarını daha da hızlı düşerek tepki vermeyecek diyor yapılan araştırmada. Özellikle ECB'nin bu hafta bir karar vermesi bekleniyor ve pas geçme olasılığı çok daha yüksek gibi duruyor efendim. Diğer taraftan Audi'de de isyan adeta işçiler 300 aracın anahtarına el koydu. Alman otomobil firması Audi'nin Brüksel'deki üretim tesisinde işçiler cuma sabahı greve başladı ve yüzlerce aracın anahtarına el koymuş. Sendikalar şirketin geleceği netlik kazanana kadar hiçbir aracın fabrikadan çıkmayacağını belirtiyor ve tesiste 300 kadar aracın bulunduğu tahmin ediliyor ve özellikle üretilen elektrikli Q8 e-tron modellerine yönelik talebin yavaşlamasından dolayı tesiste uzunca bir süredir istihdamın azaldığı da belirtilmişti efendim. Trump'ın sus payı davası başkanlık seçimi sonrasında bu arada ötelendi. Son olarak da Fed'den Christopher Waller indirim zamanı geldi diyor. Bakıldığı zaman Waller bir üniversitede yapmış olduğu sempozyumda bu açıklamayı paylaştı diyelim. Peki para nereye gidiyor? Para nasıl el değiştiriyor? Haftanın ilk işlem günde para trafiğine bakmak için devam edelim.
Evet, yeni hafta başladı. Sevgili Sami Altınkaya da tatilden döndü. Tekne tatilinden sonra karaya ayak basmak nasıl bir duygu diye soralım. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hala sallanıyorum. Sallanıyor musun? Senlik değil herhalde tekne. Belki de bir enerji, yok ben hiç asla sudan çok korkuyorum. Bir de çok konformistim herhalde. Yani teknede her şey böyle küçük böyle. Mutfakta küçük, banyoda küçük. Bizimki bir de dalış teknesi olduğu için bir de denizin altını görme şansın oluyor. O yüzden enteresan, güzel bir tatil oldu. Evet. Onu detaylandıralım o zaman. Nasıl bir tatil geçirir Sami? Daha sakin, daha sade, daha ne nefis, kadar para daha harcadın? Bu da önemli. Çok para harcamadım. Harcamadın mı? Çok para harcamadım. İki haftalık tekne tatilinin maliyeti ne kadardır efendim? Ondan başlayacağız. Bu da bir ekonomi. Yani ben sen de mesela şimdi şunu söyleyebilirim. Hollanda'da, Rotterdam'da iki kişinin, Rotterdam'ın en lüks restoranlarından birinde yediği yemeğin maliyetinin 75 euro olduğunu söylesem, sevgili Hakkı Sinirlioğlu dostumuz yurt dışında dış ticaret yapar. Onun da dünkü sohbetimizde söyledi böyle. Ağzım açık kaldı. Değil yani. Mi? Yani o zaman ne kadar ucuz yani olduğunu söyleyeyim. Söyle bizimdeki yani 5 yıldızlı tatil köylerinden çok daha ucuz, çok daha konforlu diyebileceğim bir tatil. Rotterdam tren istasyonu da muazzamdır. Yani oradaki bütün yapılar çok güzel, küpik evler vesaire. Şimdi Rotterdam deyince aklım da oraya gitti. Evet. İzinle ben bir borsaya döneyim. Oradan buradan konuşmaya devam edelim. Evet. Şimdi Rotterdam'dan sonra bizim borsaya konuşmak da ne kadar doğru olur ama haftaya bir rakamlarla başlayalım. Sami Altınkaya'nın tatil esintisi stüdyomuza devam ederken Borsa İstanbul cephesinde geçtiğimiz hafta %0.63 puanlık bir değer kaybı vardı efendim. Özellikle bu satış baskısının en temel sebebi ABD tarafındaki işte resesyon korkusuydu. Baktığınız zaman %75 puanlık bir düşüş var. %1.67 bir günlük değişim cuma gününden perşembe gününe, ancak haftalık bazda 0.67 puandı sanırım bir geri çekilme yaşandı efendim. Peki ne yön veriyor piyasalara? Neler yön veriyor? Baktığımızda tabii önemli gelişmeler, en önemlisi Amerika tarafındaki tarım dışı istihdam verisi. Burada 145 bin artınca Çalışma Bakanlığı'ndan tabii ki bu resesyon kaygıları iyiden iyiye artmaya başladı. Dediğim gibi borsalar enflasyonu bir nebze olsun daha seviyor, ancak resesyondan çok korkuyor. Gözler ABD enflasyon verisinde olacak. Bu çarşamba açıklanacak. Bu enflasyon verisi eğer beklentilerden daha az artarsa tabii ki piyasalar için güzel bir tablo olacak. Ancak üzeri bir de enflasyon yükselirse, bir taraftan da resesyon, işte piyasaların en sevmediği bir tablo olur ki kara pazartesi benzer bir haftada yaşayabiliriz. Bu hafta dikkat etmekte fayda var. Bu tabloda yani hem resesyon hem enflasyon, peki Fed ne yapacak? Zaman gösterecek. Ancak 50 bas puanlık faiz indirme olasılıkları arttı Sami Altınkaya. Bir anda %55-%60'lara hani kadar. Hani 25-25-25 diye 3-25'ten bahsediliyordu. Hayır, bence bir 50 bas puanla başlayıp 25-25 üçer faiz indirimi yaparak. Üçlü başlayacak diyorsun, evet, sen üçlü değil mi? Başlayacak. Sanki o tarım dışından sonra da bu olasılık arttı gibi ABD'deki zaten. ABD'deki beklentiler de bu yönde. Çünkü büyüme rakamları da olumsuz yönde etkilenmemesi için faizlerin düşürülmesi gerekiyor. Anladım. Güçlü bir başlangıç yapacak. İşte bu acaba piyasalar 50 bas puan bir korkudan dolayı yaptı. Dolayısıyla bilmediğimiz daha büyük ekonomik sıkıntılar var deyip panikle bunu negatif fiyatlar mı sence 50'ye? Ben bir resesyon beklemiyorum Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde. Yani bu tarım dışı istihdam verilerine çok takılmamak lazım. Gerçi sen son Amerika turu seyahatten sonra orada resesyonu yani önlemişsindir talebinle tüketim. Ekonomi çok müthiş değil. Çok müthiş değil yani, ama pandemi şartlarına göre şu an çok daha iyi. Anladım. O zaman 50 bas puan bekler Sami Altınkaya ve çok da resesyon kaygısı yok diyor. O zaman piyasalar için aslında güzel de bir tablo olur mu? ABD borsalar için de çok güzel bir haber bu tabii ki. Evet, yeni bir rally de başlayabilir, kim bilir. ECB'yi de yine de bekleyeceğiz. Hani bu tabloda 50 bas puan faiz indirir diyor Sami Altınkaya. Peki ECB ne yapacak? Doların tekrar önüne geçer mi? Bu da önemli bir tablo olacak. Son olarak da teknoloji hisselerinin seyri ne olacak? Geçtiğimiz hafta muhteşem yedilde çok ciddi bir düşüş vardı. Sami Altınkaya gerçi sufleyi verdi ama biz yine de enflasyon verisinde ne gelirse ne olur'u bir tartışalım. Baktığımız zaman orada özellikle bu hafta gözler enflasyon verisinde olacak Sami Altınkaya. Beklenen gelirse hiçbir şekilde bir etkileşim olmaz dedik. İşte beklenenden yüksek bir enflasyon gelirse 25 bas puan faiz indirme olasılığı daha da artar. Belki de pas geçme olasılığı artar. Bu doları yükseltirken endeksleri aşağı çeker. Ons altın fiyatlarında güçlü dolardan dolayı aşağı çekebilir. Eğer beklenenden düşük bir enflasyon olursa tabii ki Fed'in özellikle daha fazla cesaretli bir şekilde faiz indirme olasılığı artacaktır. Dolar endeksi aşağı gelmeye devam ederken S&P 500 düşük enflasyonu pozitif fiyatlar, ons altında düşen doları pozitif fiyatlar, yukarı gider gibi tablo var.
50 bas puan yapar dedim. Bunu özellikle hangi sebebe dayanarak Sami Altınkaya paylaşıyorsun? Onu da duyalım bir kez daha. Yaklaşık Powell'ın yaptığı bütün açıklamalar yaklaşık 2-3 aydır aynı şekilde devam ediyor. Hı hı. Yani iletişim kazası yapmamaya özen gösteriyor. Ve faiz indirimi yapacağını vurguladı. En son gazetecilerin böyle ısrarlı sorularından sonra yeter artık dedi. Evet, indireceğini, yani indirilebileceğini söyledi. Ve veri bazlı gidiyorlar. Aylık rakamlara bakıyorlar. Yani geçtiğimiz ay enflasyon rakamları beklentilerin daha ötesinde iyi geldi. Olumlu yönde geldi. Karşıladı beklentileri. Ve bu ayda da yine aynı şeyi bekliyorlar. Ben 25'im kadar iletişim yapmışken 50 sert gelmez. Ben 25 yapacağını düşünüyorum. Hatta kahvesini istersen... Ya olabilir. Kahve da girebilir. Kalabilir. Kahve hafif kalabilir. Bir yanın yemek üstü kahve olabilir. Ya da Şenay ablanın yapmış olduğu kahveden. Olabilir. Olabilir. Yani en az bizim ekonomimiz için daha isabetli olur. Aynen. Böyle. Şenay ablanın muhteşem kahvesinden içebilir. Bütçeyi zorlamadan. Ben çünkü yani bu kadar uzunca bir sürede iletişim yaparken 25 bas puan 50 yaparsa birazcık da böyle piyasaların kaygı düzeyinde arttırma olasılığından dolayı biraz çekimselim. Tabii seçimler var. Evet. Seçimler öncesinde biraz ekonominin nefes alması gerekiyor. Büyüme verilerinin daha iyi gelmesi gerekiyor. Yani Kasım seçimlerindeki veriler tabii ki Ekim'in verileri olacağı için Ekim ayına yansıması gerekiyor. Hı hı. Eylül'de vereceği kararların yansımasını Ekim ayında göreceğiz. Ekim'deki rakamlar iyi gelirse Kasım'daki seçimlerde pozitif yönde etki yapar Demokrat Parti lideri Kamala Harris'e. Evet, Berat Albayrak Bakan'ı hatırladım. Haziran, Temmuz'dan, Temmuz Ağustos'tan iyi gelecek gibi sen de böyle sürekli gidince o tuzağa mı düştük diye. Ama garanti diyorum en sonunda düşüş var. Yani Ekim, Kasım, Aralık, Eylül, Ekim, Kasım olabilir. Ekim, Kasım, Aralık olabilir ama bir yüksek bir beklenti var. Yüksek beklenti var. ABD'deki beklenti de zaten 50'nin olabileceği yönünde ağırlıklı görüş o yönde. Tamamdır. O zaman Sami abi ben bir kısa bir araya gideyim. Tabii ki. Ekonomi gazetecisi Sami Altınkaya ki bu programın esas moderatörü biliyorsunuz Anchorman'i. Kendisi emanetçiydim pardon. Ben kimi emanetçi kim sahip bilmiyoruz ama çok değerli bir isim. Kısa bir aradan sonra efendim devam edeceğiz. Merkezi kayıt kuruluşuyla devam edecek. Merkezi kayıt kuruluşuyla devam ediyor. Devam ediyoruz efendim. Fitch'in kararı işte Amerika'daki resesyon ihtimali derken geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da birazcık kayıp haftasıydı. %0.67 puanlık bir değer kaybı yaşandı. Sami Altınkaya ekonomi gazetecisiyle konuşmaya devam ediyoruz. Amerika'yı istersen kapatalım. 50 bas puanlık bir faiz indirimi olur dedin. Peki, piyasada işte pozitif olacak dedin. Evet. Özetle değil mi? Fitch'e geçelim. Fitch diyor ki geçtiğimiz hafta aynı zamanda OVP açıklandı. Çok tartışılıyor. Büyüme aşağı yönde, enflasyon da yukarı yönde revize edildi. Önce OVP, sonra Fitch'in kararını nasıl okumak lazım? Şimdi orta vadeli programda eksik olan tek şey var. Yapısal reformlar yok. Yani her şey güzel, niyet güzel, temenniler güzel, beklentiler daha rasyonel. Hı. Yani büyüme beklentisi düştü, enflasyonun hedefleri açıklandı. Hedefleri koymak iyi bir şeydir, hedefsiz olmaz. Yani denebilir ki yani bu hedefler fazla mı abartılı? Hayır, hedef abartılı koyulur. Ama hedefe ulaşmak için de bir ortaya bir şey koyarsınız. Yani bir reçete koyarsınız. O koyulan reçetede hangi ilaçların nasıl kullanılacağı yazmıyor. Yani orada yapısal reformlar dediğimiz reformlar yok. O reformlar olmadığı için de neler yapılacağı yönünde, tasarruf yönünde, kamu harcamaları yönünde... Yani para politikalarıyla ilgili bilgiler var ama maliye politikalarında, şimdi para politikalarını eğer maliye politikaları desteklemezse, o harcamaların nasıl yapılacağı, kamu harcamaları başta olmak üzere, yatırımların nasıl yapılacağı desteklenmezse, söylenmezse, o zaman bu orta vadeli planda boşluklar kalır. Bu boşluklar tabii kafalarda da soru işaretlerine sebep oluyor. Yani nasıl yapacağız? Neyi kısacağız? Yani bu kamudaki kırtasiye masraflarının giderilmesiyle sadece yapılabilecek bir şey değil. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın masrafları çok tartışılıyor mesela. Külliyenin masrafları. Çok masraf ya, ya sadece o da sembolik gerçi. Sayın çok Cumhurbaşkanı'ndan da bir tasarruf çok bekliyor masraf. Piyasalar diye belki şey ama çok şimdi fazla. Şöyle olabilir yani Sayın Cumhurbaşkanı bir tasarruf yapabilir. Bu aşağıya kadar sirayet eder. Sirayet eder.
Yani o yukarıdan başlayan bir eylem olması gerekir bu tasarrufun. Kamu harcamalarında çok dikkatli olmak lazım. Sadece vergi politikalarına dayandırılarak yapılan, mesela şimdi borsaya vergilendirilme gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi Haziran ayında bunu konuştuk. Var bence yani. Şimdi orada bir gerginlik var, bekleyiş, evet. Olumsuz bir bekleyiş var. Mesela az önce dedin ki Fitch'in raporu olumlu gelmesine rağmen negatif. Negatif borsada. Yani aynen. Sonuçta borsa bunu fiyatlamadı. Çünkü borsa bunu hikayelendiremiyor. Belki biraz uzun vadede de fiyatlayacak gelişmeler değil mi? Anlık fiyatlanacak da şeylerde değil. Bence de şimdi bu ama baktığımız zaman da biz hani negatiften çok pozitife geçmiş değiliz. Daha 3 aşama var. Tabii. Yatırım yapılabilir ülkeler sınıfına geçebilmemiz için. Şimdi baktım ben Fitch'in not artışıyla biz Dominik Cumhuriyeti, Seyşeller, Ermenistan, Fildişi sahilleri, Ürdün, Kosova, Namibya, Güney Afrika, Türkmenistan ve Özbekistan'la aynı kategoriye çıktık. Aynen. Şimdi bu övünülecek bir şey değil. Türkmenistan deyince neyse bir sinirim yani bozuldu. Borsanın bunu fiyatlamaması çok normal. Aynen. Ama ehvenişer diyoruz ya, kötünün içerisindeki en iyisi bu. Evet. Baktığımız zaman. Yine de iyi gidişat var ama buradaki en temel senin de ver yansın ettiğin ya da işte hani bu da olsa dediğimiz nokta yapısal reform ve ülkede gelir dağılımını artıracak bir reform göremiyoruz. Tabii sadece faizi arttırdık, işte enflasyonu önlemek için vergi arttırdık. Şimdi hep para piyasaları üzerinden konuşuyoruz. Hep para piyasaları üzerinden gidiyoruz. Bugünkü enflasyonun sebebi talepten kaynaklanan bir enflasyon değildir. Bunu kaç bu tamamen arz maliyetli bir enflasyon. Pahalılığın sebebi o, fiyatlara yansımasının sebebi o. İş dünyası, sanayi kesimi de ciddi anlamda reform bekliyor. Yani kanunların, kuralların ya da hukukun sürece, kişiye, koşula, duruma göre değişmeden herkese eşit olarak uygulanması gerekiyor ki yatırımcılar önünü görebilsin. Tabii. Çünkü yapılan yatırımlarda vergi politikaları başta olmak üzere, şimdi sanayici dediğiniz kesim yanında 5000 insan çalıştıran kesimi düşünün. 5000 çarpı her ailede 4 kişi olduğunu düşünün. Bu şekilde fabrikaların Türkiye'de eğer sekteye uğraması, çarkların dönmesinden mutlu oluyoruz ya, çarkların dönmesi zayıflarsa o zayıflayan çarklar arasında istihdam rakamları, az önce de söyledin, bir düşüş meydana gelir. Ki hazır gemide bu arada çok ciddi bir işten çıkarma var Sami. Var, konkordato ilan eden şirketlerin sayısı çok fazla, işten çıkarmalar. Hı. Ama biz bunun etkilerini mesela ne zaman göreceğiz? Ben sana söyleyeyim, 2025 Şubat ayında ve Mart ayında ciddi işten çıkarmalar olabilir eğer döviz politikaları başta olmak üzere istihdam politikaları ve vergi politikalarında, kamu harcamalarında eğer düzelme olmazsa biz Ocak, Şubat, Mart aylarında çok ciddi istihdam problemleri yaşayabiliriz. Ki ben işsizim diye müracaat etmeyen, iş aramaktan vazgeçen tabii milyonlar var. Tabii. Yani bunlar o %9'lar onlara dahil değil. Değil. Ben naçizane %50 politika faizi artırıldığı dönemde ki o zaman yayın yapmıyorduk. Yapısal reformlar eğer devreye girmezse, refah artırıcı önlemler olmazsa bu politikanın sonu, nihai sonu, doğal sonucu %40 düzeyinde geniş tanımlı bir işsizlik. İşte enflasyon evet aşağı gelebilir ama hala refahın artmadığı ve hissedilemeyen bir enflasyon. Büyümeye de 2,5-3 puanları yıllık olarak düştüğü bir dönem olur ki çeyreklik bazda da bir resesyon olma olasılığı da gitgide artmaya başladı gibi. O zaman bunu seninle konuştuk, aynen, sohbetlerimizde de konuştuk ve faizin hükümetlere zaman kazandırdığını ama faiz indirimi ya da artışlarıyla enflasyonu kontrol, büyümeyi kontrol edemeyeceğimizi, asıl bunun yapısal reformlarla, faiz bize zaman kazandırır. Faizi artırırsınız, o arada öyle reformlar yaparsınız ki faiz artışı Türkiye'de enflasyon artışını beraberinde getiriyor. Peki Sami Altınkaya, sana şunu sormak istiyorum. Merkez Bankası belli ki resesyon ihtimali ve sanayinin özellikle daralmasından dolayı bir faiz indirimine zorlanıyor gibi. Çok zorlanıyor. Zamanlama hatası yapmayacağını konuşacağız. Ancak şöyle görüşler de var. Mesela Fitch'e katılmayanlar da var. Fitch diyor ki, bu faiz indirimini 2025'in ilk çeyreğini ötelemiş. Ancak birçok piyasa uzmanı da der ki yani Merkez Bankası faiz indirse bile sıkı para koşulları devam edecek. Dolayısıyla faiz indirimini ötelememek lazım. Yani Kasım gibi, Ekim gibi yap. Bu bir genişleyici adım değildir. Zaten politika faiz, reel faizin üzerine çıkacağı için Merkez Bankası sıkı duruşunu faiz indirerek de yapabilir. Ne kadar katılırsın? Şimdi Merkez Bankası faiz indirimi konusunda büyük baskı altında. Özellikle piyasaların baskısı altında. İki, ama ne açıkladı Sayın Cevdet Akçay? Dedi ki hoca, veri bazlı bakacağız dedi. Hı hı. Fatih Karahan da aynı şey söyledi başkan. Aylık enflasyon verilerine bakacağız. Şimdi Haziran'ı geçtik. Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyon verileri bizi aldatmasın. Çünkü baz etkisiyle düşen bir enflasyon var.
Biz bunun gazına gelmeyiz anlamına gelen cümleler sarf etti aslında. Çok da doğru aslında. Çok da doğru. Evet. Şimdi asıl enflasyon rakamı ne zaman belli olacak? Ekim ayı enflasyon rakamı. Yani Kasım ayında açıklanan, Kasım'ın ilk haftası açıklanan Ekim ayı enflasyonunda gerçekten bir düşüş trendini görürsek, o zaman enflasyonun inimin indirilmesinden bahsedebiliriz. Hı hı. Orada da ben sembolik de olsa bir indirimden indirim beklemiyorum. Yani o sıkı para politikası her şeye rağmen, yani şunu söyleyebilir Ekim ayında. Evet, denebilir ki Ekim ayı enflasyonu, Kasım ayında açıklanacak Ekim ayı enflasyonu eğer düşündüğümüz beklentilerin ötesinde iyi gelir, olumlu gelirse biz Kasım ayında faiz oranlarını düşürebiliriz cümlesini karar metninde görebiliriz. Ama Eylül'de bir düşüş beklemiyorum. Ekim'de de bir düşüş bekliyorum. Zaten ifade de yapmış kadar oluyor. Dolayısıyla tabii, ifadenin ne zaman geleceği yani çok önemli değil mi? Yani o yüzden ilk çeyrekte yani ya Aralık'ta ya da 2025'in ilk çeyreğinde yapılacak olan enflasyon toplantısında, PPK toplantısında bunu yapabilirler. Çok isabetli olur ama bunu tekrar tekrar söylüyorum. Maliye politikalarıyla desteklemezlerse, ciddi yapısal reformları yapmazlarsa yabancı yatırımcı da gelmez, yerli yatırımcı yurt dışına gider. Yani fabrikaların bugün yurt dışına taşınması çok zor bir eylem değil. Taşıyorlar. Yani 3-4 milyar dolarlık bir yatırımı Mısır'a gittiğini söylemiştim en son konuşmamızda. Yurt dışına yatırımlar gider ama esas sıkıntı eğer yapısal reformlar yapılmazsa çok daha büyük tehlike gelir. O zaman da fabrikaların işçi çıkarma yoluyla istihdamdaki çok büyük problemleri yaşarız. İşsizlik bir toplumun en büyük, bir ekonominin en büyük problemidir. Maalesef şunu da söylemek lazım. Ekonomi, sevgili Murat, seçime bir yıl kala hükümetin, seçimden sonra da vatandaşın sorunu oluyor maalesef. Türkiye'de öyle değil mi? Türkiye'de yani, böyle. Maalesef öyle. Türkiye'de böyle. Ya şey daha bence acı veren bir tablo. Sefalet endeksini sen de çok sıklıkla mutlaka kullanıyorsundur. Enflasyon ve işsizliğin aynı anda hissedildiği endeks. Türkiye uzunca bir süredir Arjantin'e sefalet endeksinde ilk iki sırada. Şimdi hani biz gelirliler olarak hani ne kadar gelirimiz işte enflasyon kadar artmasa da yine de bir şekilde geliriniz varsa enflasyonu bir şekilde daha az hissedebiliyorsun gelirinin oranına göre. Ama işsizsen enflasyonu iliklerine kadar daha fazla hissediyorsun ve daha mutsuz oluyorsun. Daha travmatik bir toplum da oluyor. Dolayısıyla bu işsizliğin artması demek iş dünyasının gelecekte sosyolojik bozulmaları çok daha da bozulmaları bir getirecek. Sadece yani enflasyon aslında. Enflasyon sadece insanların alım gücünü bozan, insanların gelir düzeyini bozan, İnsanların cüzdanını olumsuz yönde etkileyen bir faktör değil. İnsanların sosyal hayatını, ruh sağlığını, psikolojisini, ruh sağlığını, kafa yapısını, aynen, her şeyini bozan. Yani enflasyon ekonomik bir terördür. Ekonomik bir terör suçudur enflasyon. Bir ülkede enflasyon çok yüksekse insanların cebinden paralarının alım gücünün düşmesiyle beraber insanların suça iter. Yolsuzluklar artar enflasyon. Enflasyonun yüksek olduğu yerde yolsuzluklar olur. Enflasyonun yüksek bir şey olmayan insanlar korkulur. Huzursuzluklar adamın parası olur. Gidiyorsa, değil mi? Gelir veriyorsa. Anarşi ve terör, hırsızlık ve güvensizlik yüksek enflasyonda olur. O zaman şöyle bir noktaya geliyoruz. Şimdi diyorsun ki enflasyon bir şekilde bu para politikasıyla işte faiz silahını kullanarak, vergiyi kullanarak iner. İner inmesine de günün sonunda faiz enflasyon indikten sonra toplum bunu hissetmiyorsa, vatandaş bu enflasyon refahını arttırmak noktası hissetmiyorsa, iş dünyası üzerine hala bir de işten çıkarmaya devam ediyorsa, işte biz bu enflasyonu düşürsek bile toplumsal kaosun önüne geçemeyen bir politikayla düşürmüş olacağız. Dezenflasyon sürecine geçmediğimiz sürece vatandaş bunu cebinde hissedemez. Enflasyonun düşüşü hep tek sen de söylüyorsun, ben de tekrar söyleyeyim. Enflasyon düşmesi demek, fiyatların düşmesi demek değildir. Fiyat artışlarının düşmesi demektir. Daha artış az hızlı, zam gelecek. Daha az zam gelecek. Daha geçen ay bu kadar geldi, bu ay bu kadar zam gelecek. Biz ne zaman eksi enflasyonu göreceğiz? O zaman. Bak 1929 yılında dünya ekonomik krizinde 1 TL 2 dolardı biliyor musun? Yani enflasyondan bahsetmiyorduk o tarihte. Dünya ekonomik krizi yaşanırken 1929 Türkiye'sinden bahsediyoruz. Evet, geldiğimiz nokta ama bambaşka. Bu arada zam demişken çay fiyatlarına... Bir yılda 4. zam geldi efendim. Tabii çiftçi kan ağlıyor. Hani üretim maliyetiyle üretsen olacak ki görüyoruz işte dökülen yazık yani tonlarca şey sebze meyve dökülüyor. O da ayrı bir tartışma konusu ama devlette kira işte sen buraya ekip biçemiyorsun ver ben kiralayacağım deyip aslında bir özel mülkiyet hakkı yasasının da çiğnendiğini görüyoruz devlet tekelinde. Ne dersin? Yani bir şimdi, kilogram tiryaki çayın fiyatı tavsiye satış fiyatı 262 lira. Turist çayının kiloluk paketi 268 lira. İşte bu yapısal reformdaki birinci madde tarımdaki reformdur. Aynen. Yani biz plan yapıyoruz, planlama yapmıyoruz diyoruz ya her zaman.
İyi bir plan yapılması değil, iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Planımız var ama planlama yapmıyoruz. Mesela Mehdi Eker'in Tarım Bakanı olduğu dönemde şöyle bir şey söylemişti Sayın Eker. Demişti ki Tarım Bakanı, ki en uzun dönem Tarım Bakanlığı yapmış bakanlardan birisidir. Hangi ürünün nerede, ne kadar yetişeceğini piyasa koşullarına göre devlet olarak biz yönlendirme yapacağız demişti. Yani nerede buğday ekeceksin, nerede mısır ekeceksin, nerede şeker pancarı ekeceksin. Çiftçinin buna ihtiyacı da var. Çiftçinin bu yönlendirmeye ihtiyacı var. Var tabii. Ne kadar envanter olacağı, ne kadar şey yapacağını bilmesi gerekiyor. Bunu bilmesi lazım ki ürünler sokaklara, yerlere dökülmesin. Şimdi talep, arz talep dengesinde tarımda, şimdi çok üretiyorsunuz fiyat düşüyor. Az üretiyorsunuz fiyat artıyor. Çünkü talebi bilmeden, talebi ölçmeden siz eğer arzı yönlendirmeye, üretimi yönlendirmeye kalkarsanız herkes kafasına göre eker biçer. Aynen öyle de oluyor zaten. Böyle de oluyor bugün. Tarımda yapılabilecek, yapılması gereken en büyük reform bu. Çiftçinin üretim maliyetini düşüreceksiniz. Mazottan vergi almayacaksınız. Ha ne diyorduk? Çok kazanandan, çok az kazanandan hiç vergi almayacaksınız. Üzerine bir de elektriğe, doğalgazı zam yaptık bu adamlar. Yani desteklemeyi para vererek değil, maliyetlerini düşürücü destekleme yapmanız lazım. Bunları desteklerseniz eğer, tarımdaki girdi maliyetlerini düşürürseniz, tarımdaki üretim maliyetlerini düşürürseniz, işte o zaman tarım ürünlerini daha ucuz veririz. İşte o zaman biz cebimizde fiyatların yükselmediğini, hatta düştüğünü görürüz. Bolluktan dolayı düşen ama geçici düşen, daha sonra aynı ürünün daha 2-3 katına çıktığını görüyoruz. Evet. Bu tamamen plansızlık. Aslında bu plansızlığı sadece tarımda değil, bu bir bakış açısı. Ekonomide her, her yerde, eğitimde her yerde görüyoruz. Bu maalesef bizim bir genetik özelliğimiz midir Türklerin bilmiyorum. Çok doğaçlama yaşıyoruz. Bak doğaçlama yaşayamayız. Yani, tamam o da güzel bir şey. İnsanlar doğaçlama yaşayabilir. Biz seninle buradan çıkınca istediğimizi yapabiliriz. Yaparız. Ama devlet doğaçlama yaşayamaz. Evet. Devlet planlı programlı yaşamak zorundadır. Plansız ekonomi olmaz. Gerçi ben hiç yaşayamıyorum doğaçlama Başak Burcu olarak. Geçen arkadaşım hafta sonu otururken bir anda işte şey mesaj attı. İçerken dikkatli içersiniz. Aynen. Kahve içerim mi dedi. Şimdi böyle bir planım yok. Hafta sonu yapacağım plan şeyi belli. İşte çamaşırlar yıkanacak. Köpekler dışarı çıkarılacak. Akşam işte yemek için şunlar alınacak falan. Bir anda böyle hazırlıksız yakalandım. Çünkü hep böyle planlı programlı yaşıyorum. Yani ben de şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Bir Başak Burcu olarak. Murat Tufan'ın planlı yaşadığı bir dönemde devletin çok daha fazla planı. Yani evet ben bir birey olarak bir kahve içmeyi hani planımda yoksa ama şunu düşünüyorsun mesela bir kahve içtiğim zaman şunu da düşünüyorsun. Hani çıkayım gideyim zamanım artı 200 TL bir para vereyim bir kahveye. Bir çay içeyim bir yerde 50 TL'nin altında çay içemiyorsunuz. Hani belediyenin tesislerinde bugün 10 liraya falan çay içiliyor çok komik bir şekilde. Ama aynı çay o tesiste 10 lira içilirken yanındaki kafede diyorsun ki bunun kirası çok. Ya yani onu da yapabilecek onu da bir şey yok. Adam çay satarak o kirayı ödeyemez. Yani 10 liraya çay satarak onun kirasını ödeyemez. Maalesef herkesin bir şekilde haklı olduğu bir dönemde. Herkese bir termos almasını tavsiye ederim. Vallahi öyle yapıyorum. Çantamda termosu. Kahvenizi çayınızı koyun efendim. Gidin sahile oturun. Bir de sandalye ucuz bir sandalye alın böyle açılır kapanır. Hayır, orada çay bir de başka bir yerde içe daha tatlı olmuyor çay yani. Kendin evden götürüyorsun sağlık tertemiz. Bence bundan da gocunmamak lazım. Biz Türkler yani restorandaki yemeğimizi de almaya üşeniyoruz. Yani utanıyoruz. Ben yemeğim kaldığı zaman da alıyorum. Yani sonuçta onu evde de yiyebilirim sonuçta. Ha, bunlardan utanmamak lazım. Şu gösteriş şaşadan bir şekilde vazgeçmek lazım. Çünkü bir atasözü vardır biliyorsun ayranı yok. Yani bunu hatırlamak lazım her zaman. Evet, o kadar zengin bir toplum değiliz. Gökçen Tuncer'e gidelim. Sevgili Gökçen maalesef narin değil mi ile ilgili gelişmeleri aktaracak çuvalda bir deri yatağında bulundu. Hepimizin yüreği kan ağlıyor gerçekten de. Yani bu kadar hani en azından gündemi buraya getirmemek için zorlama bir şekilde çay fiyatlarından şundan bundan bahsediyoruz ama Türkiye için herhalde çok bir kara gündü tekrar. Gökçen sana hemen sözü bırakayım sonrasında sevgili Sami Altınkaya ile eşlik etmeye çalışacağız. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Herkese günaydınlar diliyorum. Gerçekten de kara para aklayanların tahliye edildiği, 8 yaşında bir çocuğun ölü bulunduğu, gündemi son derece ağır olan bir hafta sonunu biz geride bıraktık. Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. 19 gündür yüzlerce kişi arıyordu Narin Güran'ı ve de dün cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce defalarca aranan eğer tutmaz deresi
Caddesi kıyısında bir çuvalın içerisine konulmuş şekilde bulundu Narin. Dediğimiz gibi burası daha önce defalarca aranmıştı. Dolayısıyla cesedin oraya sonradan taşındığına yönelik şüpheler artmış durumda. Bu konuyla ilgili Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun bir açıklaması oldu. İlk bulgulara göre Narin'in öldürüldükten sonra dereye getirildiğini, cansız bedeni dere yatağına yerleştirildikten sonra üzerinin ağaç dalları ve taşlarla gizlendiğini söyledi Zorluoğlu. Narin Güran'a 10 saat kadar bir otopsi yapıldı. Otopsinin ilk bulgularına göre boğulmayla oluşabilecek şüpheli bir lezyon belirlendi. Ne yazık ki vücut bütünlüğünde de bozulma var. Ancak kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil. Alınan örnekler hem Diyarbakır hem İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. Kesin ölüm nedeni de bu incelemelerin ardından oluşan raporla açıklanacak. Güran'ın cenazesi bugün defnedilecek. Dün cenaze aileye verilmedi. Verilmesi bekleniyordu ancak verilmedi. Bir gece daha adli tıpta kalmasına karar verildi dün. Zira aile üzerinde de şüpheler var. Hatırlanacağı üzere Narin Güran'ın amcası, aynı zamanda kendisi Tavşantepe Mahallesi'nin de muhtarı, 2 Eylül'de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmıştı. Dün de cesedin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Bu 24 kişi arasında Narin'in anne babası, 2 abisi, 3 amcası ve tutuklanan amca Salim Güran'ın da eşi de bulunuyor. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu sosyal medyadan. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar adalet önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması gerektiği vurgusu yapıldı. DEM Parti milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun bir açıklaması oldu. Çocukları korumak için sıkı denetim mekanizmaları kurulmalıdır. En yakın akrabası olsa dahi çocuklar korumacı bir anlayışla gözetimde tutulmalıdır ifadelerini kullandı. Şimdi tabii Narin'in öldürülmesinin ardından kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve kadın meclis tarafından pek çok şehirde protestolar da düzenlendi. Dün İstanbul, Ankara, Diyarbakır eylemleri vardı. Bugün de İzmir, Eskişehir, Gaziantep ve Adana'da protestolar olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Temennimiz elbette ki katillerin ve bu cinayeti bilip susanların en ağır şekilde cezalandırılması. Buradan siyasetle devam etmesi benim için de oldukça güç olacak. Ancak hafta sonunun önemli iki gündem başlığından daha devam edip bugünü kapatmak istiyorum. Bunlardan ilki CHP'nin sembolik olarak açılışını 4 Eylül'de Sivas'ta yaptığı ve hafta sonu boyunca devam eden tüzük kurultayından bahsediyoruz. İkinci yüzyıl değişim kurultayı adıyla gerçekleşti bu kurultay ve 28 maddelik tüzük değişikliği kabul edildi. Ne gibi değişikliklerden bahsediyoruz? Milletvekilliği seçimlerine bir kişi en fazla 3 dönem üst üste seçilebilecek. Milletvekili adayları ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemleriyle belirlenecek. Hangi seçim çerçevesinde hangi yöntemin uygulanacağını ise parti meclisi karar verecek. Mevcut tüzükte %33 olarak belirlenen bir kadın kotası vardı. Bu %50'ye çıkarılacak. Parti üyelerinin seçme seçilme hakkını kullanabilmeleri için de en az bir yıl üye olma şartı aranacak. Diyelim ve de gelelim alın teriyle çalışan herkesin emeklerini hiç eden o habere. Kara para aklama suçuyla yargılanan Diren Polat'ın ardından Engin Polat ve beraberinde tutuklu bulunan 3 şüpheli de tahliye edildi. 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu yargılanan hiç kimse kalmadı. Sanıklar 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyorlar. Ancak sanıkların yargılanma süreci tutuksuz olarak devam edecek. Polat ailesi tahliye edildikten sonra hiçbir paravan şirketimiz yoktur, tüm kazancımız yasaldır gibi açıklamalarda bulundu. Ancak haklarındaki suçlama ben hatırlatmak isterim, malum hızlı unutuyoruz. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üyesi olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yasa dışı bahis parasını kurdukları şirketlerle aklama ve sahte fatura düzenleme gibi suçlamalar var. Gerçekten de adaletsizliğin artık bir kavram olmaktan çıkıp Çin işkencesine döndüğü günlerden geçiyoruz. 3 gün önce kara para aklayanların tahliye edilmesine şahit olduk. 20 gündür de bir kız çocuğunun nasıl korunamadığına şahit olduk biz.
Bütün köy sustu diye 8 yaşında bir çocuk öldü dün. Sosyal medya falan olmasaydı belki zaten bunun da üstü kapatılacaktı. O nedenle bir kez daha hatırlatalım. Adalet çocuklarımızı korur, geleceğimizi korur, hayvanlarımızı, ağaçlarımızı korur. Hatta ve hatta cebinizdeki emek emek kazandığınız parayı dahi korur efendim. Bunu da unutmamak lazım. Ya, toplum ne kadar adalet istiyor da ayrı bir konu Gökçen. Yani Polat ailesi şimdi çıktı. Sami Altıkay'a da soracağım. Yani bir kahraman olacak, emin ol onlar. Şimdi saydığın suçların hangisi ortadan kalktı ki Polatlar dışarıda? Bir de hukuka olan güvenimiz arttı mı? Tam tersi daha da zedeleniyor. Maalesef narinde zaten gördük, tüm köy sessiz. Ama dünyanın da bu geldiğimiz noktanın en büyük sebebi de bu sessizlik ve samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük. Herkes sosyal medyada işte 1 milyon tane sevgili işte bakıldığı zaman narinle ilgili tweet atıldıysa insanlar diyor ki tamam biz görevimizi yerine getirdik. Yani bu samimiyetsizlik zaten bizi buraya getiriyor. Bilmiyorum ne dersin Sami abi? Ya şimdi Dilan Polat'ın 250 bin artı takipçisi olmuş yani. Bu artmış aslında, değil mi? Tabii artmış toplumun. Ya bu utanç herkese yeter. Aynen. Ya o konuda minareye çalan kılıfını hazırlar. Şimdi ben burada ödenmeyen vergilerin soruşturulmasından yanayım. Yani bu sadece yani her şeyin çok kitaba uygun olması, yani ticaretin kitaba uygun olması değil, ahlaka uygun mu? Toplum kurallarına uygun toplum mu? Toplum böyle bir şey istemiyorsa sen vicdana uygun mu? Yani vergi şu bu yani. Şimdi bir kilo baklava çalan bir çocuğun hapishaneye girdiği bir dönemde şimdi büyük hırsızlığın galiba affı daha kolay oluyor bu anlamda yani. Bu, ya sistem neye getiriyor biliyor musunuz? Bilmiyorum katılıyor musunuz? Emeğinle, gerçekten de namusunla, emeğinle işte tırmalayarak bir yere gelemezsin Türkiye'de. Yırtman lazım Polatlar gibi. İnsanlar da o yüzden gençler hiçbiri okumuyor, etmiyor. Zaten böyle gerçekten de bilgi cahili milyonlarca insan var. Üzerine bir de yırtmak için elinden geleni yapıyorlar. Bu da tabii ki bir, çok özür dilerim, yalakalık kültürünü getiriyor. Liyakatsiz insanlar, şey insanlar, herkes bir yerden yırtmak istiyor. Çünkü zaten hapse de girmeyeceğim. Ya bu kadar çok okuyup, bu kadar çok okul okuyup, bu kadar çok emek harcayıp, hiçbir değeri yok. Hiçbir şey olamıyorsun. Ya da, yani büyük paralarla oynayamıyorsun, büyük paralar imkansız, kazanamıyorsun. Türkiye'de imkansız. Hayalini kuramıyorsun ama ne olduğu belli olmayan insanlar çok kolay zengin olabiliyorlar. Tabii bunlar tabii ki nasıl zengin oluyorlar? Bunların araştırılıp soruşturulması lazım. Toplum nezdinde bakın mahkeme değil, toplumun vicdanında affedilmeleri gerekir. Dilan şey konusu Polat. Hayır. Narin konusu ise çok daha vahim bir konu bugün. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir numaralı gündem maddesi bugünkü Narin'in cinayeti. Orada mesela AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun attığı bir tweet var. Sevgili Gökçen de buna eminim görmüştür. Orada çok talihsiz bir açıklaması var. Çok talihsiz. Bazı şeylerin açıklanamayacağını. Nedir açıklanamayacak şey? Yani, onu bir konuşalım reklamdan sonra. Aynen Gökçen. Bir reklamdan sonra açalım orayı istersen. Çünkü reklama gitmemiz gerekiyormuş. Lütfen ayrılma bir yere Gökçen. Kısa bir ara efendim. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.